İyi akşamlar sayın seyirciler. 32. güne o bir daha alabilir miyiz tekrar? Evet. İyi akşamlar sayın seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. Dişimdeki bir sorundan dolayı tam telaffuz edemedim. Onun için tekrar aldık. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına sizden özür diliyorum. Onlardan kaynaklanan bir şey oldu. Bu 32. gün yılın son 32. gün programı olacak. Zaten halimizden de tavrımızdan anlaşıldığı gibi son olacak. Daha da olmayacak sevgili izleyenler. Programımızın bu akşamki konukları kağıtlarımda bakıyorum. Önce isterseniz kısa bir reklam arası verelim. Verelim ama. Hayır abi. Mehmet Ali Biran. Daha değil. Bir dakika reklamı yapalım. Mehmet Ali Biran. Habercilikte tek isim. Mehmet Ali Biran. Habercilikte tek isim. Evet, kısa reklamdan sonra konuklarımız Şener Şen. Ama tekrar bir kontrol etmek istiyorum kağıtlarımda. Hakikaten ters Şener. Ters tutuyorsun canım. Hakikaten. Konuklarımız Şener Şen, Melisa Sözen. Ve habercilikte tek isim Mehmet Ali Birant. Hoş geldiniz. Merci beaucoup, comment allez-vous? Benim altıma Ankara'dan bağlandığımı yazabilir misiniz? Burada daha fazla bulunmak istiyorum. ekranı dördemelik. Hani her biri bizi başka şehirde yapabilir misiniz? Ama bu çok güzel. Bu ilk defa mı bu programı böyle sunuyorsunuz Cem? İlk defa 32. günü sunuyorum. Daha önce birçok hani... gecenin 7 rengi, 8. renk, haftanın 9. günü falan onları sundum ama 32. gün ilk defa. Aslında Fransızca da sunabilir. Yani şeyinizden herhalde değil mi? Ekol. Yani, ekol olarak. Ekol meselesi. Ekol de Fransızca değil mi? Fransızca hiç bilmiyorum. Yalnızca bir iki araba markası söyleyebilirim. Mesela? Renault. Aa Renault. Station bile derim ha. Bunları... Yani, kullanmama gerek yok değil mi? Bir nasıl istersen konuk o olarak. Sana ait bir şey. Ya ne bileyim konuklarda da olsa ya bu cevaplarken falan. Daha iyi olacak. Nerede doğdunuz? İstanbul. Neredeydi? Neredeydi diyerekten. Bomba bir 32. gün olduğu için bomba bir haberle başlamak istedim ben. Artık filmlerde şarkı söylemesi yasaklanan ünlü komedyen. Şarkı gerçekten beni çok zor durumda bırakıyor birkaç zamandır. Geçen bir söyleşiye gittik. Çok genç çocuklarla bir söyleşiye, bir orta öğretim. Daha sahneye çıkar çıkmaz yani şarkı, şarkı diye. Ya ben de... Var mıydı önceden şarkı şeyi? Yani şarkı söylemek mi? Kulak var mı? Müzik kalite yok, var mı? Kulak tamamen filmden onlara önce. Onlara bir bakalım önce. Ya şimdi filmdeki karakterin arkadaş arasında bir şarkı mırıldanması benim başıma yani böyle bir dert açacağını yani düşünmüyordum ben. Yani şimdi bunu her katıldığı programda söyle falan bilmiyorum. Burada programda var mı bilmiyorum ama. Hayır onu reklam başlayayım. Dönüşünde şarkıyı söyler. Öyle olmasın. Çocuklar çok zorladı beni. Ama yani ben de hani elimden geldiği kadar soğukkanlı bir aktör olarak yani konuk olduğum programlarda söylememeye çalışıyorum şarkıyı. Ama peki ama arkadaşlarından beraber söylüyorsundur herhalde şarkıyı. O şarkıyı değil. Ne söylüyorsun? En beğendiğin şarkı hangisi? Arkadaş arasında. Ha, mesela. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bir başkadır benim memleketim. Ay çok hoş değil mi? Bu evet. Çok... insanları çok duygusallaştıran bir şey ve senin o tarafını bak bilmiyordum. Yani öyle bir taş, yer... toprak ve millet. Aa memleketimi severim. Evet, gayet tabii o herkes. Ya içindeki bütün materyalle beraber ya yani insanıyla. Peki ya şu filmi Şener sen anlatsana filmi bir parça. Hani çünkü filmi ben gördüm. Çok beğendim. Çok keyif aldım filmden. Melisa harikaydın. O da onu da bir söyledi. Yani filmi anlatmamız bize. Hayır sonuna ama, gelmeden ama yani şeyi anlatabiliriz. Yani nasıl başladı serüven? Yavuz'un böyle bir projesi vardı. Bir tek ben belliydim. Yavuz Durgul'un. Evet. Ama diğer roller içinde Yavuz işte bakınıyordu. İkinci belli olan Cem oldu. Ama bu neredeyse çekimler neredeyse bir sene önce aşağı yukarı. Bu karar verdi. Biz değişik zamanlarda buluştuk işte Cem, Yavuz filan. Sonra diğer isimler belirlendi. Serüven böyle. Yani bir yıla yakın işte şey sürdü. Toplam ne kadar falan. Sürdü çekim? Çekim 7 hafta. 7,5-7 hafta. Az değil mi ya çekim yani? Valla çok planlı bir çalışma programı için. Hayır, böyle midir yani? Tabii bütün dünyada da böyle. Yani 2 ayda filan biter en çok. Ama şey özel bir durum yoksa hani...
Ya bu konvansiyonel bir film olduğu için hani gerçek mekanlarda, çoğunlukla gerçek mekanda geçiyor. Kostüme bir, yani elbette bir tasarım var ama yani günlük kostümler, öyle bir dönem tasarımı yok. Dolayısıyla aslında... Senin de çektiğin filmler böyle 6-7 ayda biten filmler midir? Hafta. Hafta. Birkaçı öyle, birkaçı değil. Mesela o çok teferruatlı olanlardan bir tanesi Arok'tu. Yani eski çağlarda geçen öyle bir set, öyle bir kostüm ve çok sonrasında post prodüksiyonunda bilgisayar efekti var. O 15 hafta sürdü. Yani iki katı 15 hafta. Ama daha kısa sürenler de var. 15 hafta demek daha fazla maliyet demek, daha fazla çaba. Tabii mutlaka. Demek, tabii. Her gün. Tabii. Yani bir günün o koca ekibin harekete geçmesi olağanüstü maliyet. Yani yapımcılar için önemli sorun. Çok ama zamana yayılan filmler de var. Bu pek hesaplanmaz filmde. Ama biz ya şey bekledik. Şener Şen, Cem Yılmaz abi bir güleceğiz ki Allah Allah. Mümkün oldu. Biz onu Melisa ile dengeledik. Ya Melisa ne diyor ya, Melisa hiç ne güldürüyor. Sert. Dayaktan beter ediyor insanı filmde. Korkutuyor. Bizim aramız, o kadar da şeker bir insan. Yani filmdeki macera açısından, evet filmdeki macera açısından aramız çok enteresandı, ilişkimiz. Ben aşk ve nefret arasında gidip gelen bir... Ya çok dostane olan ama bir şey rica edeceğim. Ben ekranda gördüğüm kadarıyla benim altımda hala Ankara yazmıyor. Ya çocuklar Cem'in altına Ankara yazın ya da bu işten kurtulalım. Kendime öyle bir baba vermek istiyor. Ha, yani Ankara'da... Ama o zaman cümle yapısı değişiyor. En azından hani Ankara'dan katılıyor, ona göre verecekler mi? Sen hiç merak etme. Duyamıyorum sizi. Böyle şeyler yapacaktım. Biz Melisa ile ilk defa bu filmde çalıştık ama müsaade edersen bir küçük maceramız tabii, var tabii. Geçmişten. Yani o da hani çok ufak yaşta, ikimizin de ufak yaşta, benim birazcık daha büyük olduğum bir yaşta bir böyle bir filmde çalışmak üzere bir deneme çekimi yaptık beraber zamanında. Felaketle mi sonuçlandı? Yok, felaketle değil ama yani başka bir arkadaşımız o rolü oynadı sonra. Bundan tabii 8 sene önce değil mi? 8 tabii sene tabii önce. O kadar. Melisa'yla... Şimdi bak Ankara Stüdyo diye yazdı, gördün mü? Be Ankara'nın havası bir başka. Mehmet Ali Bey, Ankara'dayım şu an ve Ankara'nın en çok nesini seviyorum? İstanbul'dan bağlanmasını. Bak. Biz Melisa'yla öyle bir deneme çekimi yaptık ama hiç beraber oynayamadık ondan sonra. Ama sonrasında Melisa çok güzel işler yaptı elbette televizyonda. Melisa şimdi senin bir de dizide dizin var değil mi? Evet. Evet. Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan. O da bu hafta sonlanıyor. Son bölümü yayınlanacak. Hemşireyi oynuyorsun. Evet. O da güzel bir süreçti. Evet. 11 bölüm. Ben onu diyordum. Yani şimdi komedilerden bıkıldığı mı yoksa senaryo böyle geldiği için mi? Senaryo böyle canım. Biz bunu da mümkün olduğu kadar önceden duyurmaya çalıştık. Tabii. Çünkü böyle bir beklentinin olması çok doğal. Hani Cem Yılmaz benim de bir dönemin komedi filmleri hala akıllarda olduğu aman için. Aman efendim aşk olsun Şener abi. Yani böyle bir şey ya var. Böyle mi? İkisi bir araya gelince böyle bir beklenti olabilir tabii. Evet. Onu mutlaka oluyor. Ama hiç senaryo böyle. Hiç alakası yok. Yani. Şimdi aslında baktığın zaman Şener Şen siyasi bir ağırlığı da olan bir insan. Biz geçenlerde 32. gün arşivine girdik. Parti meclisinde gördüm ben. He? Parti meclisinde gördüm ben. Parti meclisinde. Merkez Yürütme Kurulu. Şeyde arşivde şey yaparken, bakarken birdenbire Şener Şen'i bakın nasıl gördük. Bir izleyelim, ondan sonra üstüne konuşalım. Mayıs 1976 hatırlıyor musun? Mutlaka hatırlıyor. Unutulmayacak bir tarih. Şimdi yalnız dikkat ederseniz kendini gösterme gayreti içinde olan ve kameraya doğru oynayan bir adam.
Var hakikaten ya. Çünkü o zaman bu kalabalıktan faydalanıp öyle bir kısa belgesel gibi bir şey çekilmişti. Ha öyle mi? Ben de orada görev almıştım. Aa tamam ama gene çünkü de bir... bu kadar kalabalık hesaplayarak ya göster... böyle böyle böyle. Ben çocuklar baksanıza, gösterin bakayım şeyi. Baksanıza. Bak orada bir olay, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Tekrar kameraya bakıyor. Hani belgeselden yani görüntü. Habersiz bir durum yok dikkat ederseniz. Ha, bak biz de dedik ki ya Şener Şen ne kadar... Bak görüyor musun işçiyle yani birlikte sömürüye zaman... karşı mücadele eden... Hayır bu gene onunla ilgili bir sanırım bir belgesel, bir kısa. Hı hı. Orada bir rica etmişlerdi. O kalabalıktan da faydalanıldı. Tabii şimdi aslında Şener Şen deyince hemen neler geliyor? Daha çok hani toplumsal ağırlıklı konuları mizahi şekilde ele alan bir isim geliyor. Değil mi? İşte Kibar Zeynos'undan Züğürt Ağası'na Davaro'yu. İsterseniz Kibar onları bir... Kibar Feyzo. Kibar Feyzo. O ciddidir biraz. Evet, evet. Kibar Feyzo. Yani komedidir ama ciddi bir siyasal bir izleyelim vardır. Onu ondan sonra onun üzerinde İçeriği biraz var. Konuşmak istiyorum. Aha bak ağam. Kız anası, kız babası, kalksın başlık peresi. Mal değillik satılık, başlık peresi kalkacak. Bu nedir la? Akaka. Evde kalmış kızlar yazmışlar ağa. Hem töresi hem osi kahrola başlık peresi. Ben biraz çiftliğe kadar gideyim. Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey, belem... Ulan seni! Sağ ol ağa. Seçimler var ya... Ne olmuştur seçimlere? Senin partiyi yemiştir, bir oy çıkmıştır. Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey, bir oy ha! Vallahi benim oyumdur ağam! Benim oyumdur ağam! Ulan kavaklar, bir oyu ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti? Vallahi ağam, ister as ister kes ama işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köylü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu? Ne tapusu? Şık vermişler, cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamışlar. Hem tapu, hem biner kağıt para. Baban da almıştır. Yuf ulan, yuf vay öküzler! Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın! Dünya tapuları çoktan paylaşıldı ağam! Bize yer kalmadı ki! Ulan, ulan bu şık size ne yapsa yeridir! Püh suratınıza! Sana da yuf! Öyle deme, öbür tarafı da düşürmeli! Babamı vuran sülü alçağı sensin ha! Ula tam gelecek zamanı buldu! Allah'tan reva mı bu yaptı? Alçaklık senin sülalene mahsustur! Senin baban da benim dedeyi vurmuştur! Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur! Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden! Hıyar tarlamıza girmiş! Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı! O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler! Şimdi sıra bir hıyar toya gelmiştir! Para! Uykun mu kaçtı bacım? Aman! Uyku tutmuyor ki! Erkeğini mi özledin? He vallahi! Şimdi koynunda olsun ister miydin? He vallahi! Yakında kavuşursun inşallah. He vallahi! Sonunda erkekler pes edecek değil mi? He vallahi! Şu Ömer Ağa çok aşağılık herif be! He vallahi! Bir çay iç. Yok zavallı içmeyeyim. Kimsin sen be? Tanımadın mı? Görmem sen. Köpoğlu köpek! Vallahi bir kötü niyetim yok kız. Seninle pazarlığa geldim buraya. Evine bahçene kaç para istersen... Al paranı bas git buradan! Ayağına kötü dolandım değil mi? Şalvarı boklu bir alay köylü karısı hepsi! Başka türlüsünü görmüşler mi?
Yani köy adetini bozmanın alemi var mı? Ağlığın beyliğin yerlerde sürünsün diyedir belki. Kız sen benim ne kötülüğümü gördün ki? Defol! Anlaşıldı. Ben de topunuzu susuzlukta kırmazsam bana da Ömer Ağa demesinler. Yürü! Bütün her şey var burada değil mi? Kan davası, evet. Kürt sorunu, Güneydoğu'nun geri kalmışlığı... Bütün hepsi politikacı. O dönemin... Vallahi Kibar Fevzi özellikle daha hani siyasal ağırlığı fazla olan filmdir. Hatta 12 Eylül'den sonra da yasaklandı. Sonra serbest bırakıldı. Şeyde faşo neydi? Faşo şeydi Kibar Fevzi. Filmin adı Kibar Fevzi. Ne anlama geliyor faşo? Şu faşizmle işte faşist. Ama onu yani. Sansürlemişler de eğer yanılmıyorsam bir hikayesi vardı. İyi hatırlıyor muyum bilmiyorum. İşte o köy ağzıyla faşo ağa deniyor. Ha yani bir ağa şey, bir tabii biz başka bir sınıfı temsil ediyor. Aslında Vizyon Tele'de de sen oynadın Vizyon Tele'de. Orada da gene Güneydoğu'nun o şeyi o dönemlerde özellikle evet, o da 70'lerde geçiyordu işte şeyden önce. Kıbrıs hadisesinden 74'te falan geçiyordu hikayesi. Tam o döneme giriyor. Hı hı. Aile feda şey yapıyor. O dönemlerin en çok filmleri bunun üzerine ağırlıklıydı. Değil mi? Yani vallahi şimdi aranan özellikle buydu. Mesela Arzu filmde böyle bir şey vardı. Yani sosyoekonomik yapıya da değinen hani eleştiri bu yönde de olan filmler. Daha cesur filmler vardı doğrusu Arzu filmde. Şey de öyledir işte. Banker Bilo da başka bir şey anlatır. Daha İlyas'la yaptığımız başka filmler var. Dolap Beygiri. Dolap Beygiri. Ama herhalde komedi kapısını daha çok Hababam Sınıfı mı açmıştır? Şimdi Arzu filmin tarzı zaten öyle. Onlar Zeki Metinler, Kemaller, Tarıklar. Ben Arzu filme girmeden önce onlar orada bayağı yani komedi üzerine çok ses bırakan filmler yaptılar. Şimdi bir şu Hababam Sınıfı'nın şeyine bakalım. Çünkü onu Hababam konuşmak istiyorum. Hababam sonra geldi ama Hababam Sınıfı furyası bize komedi yani topluma çok şey getirdi. Herhalde kendilerini gördüler orada. Bir izleyelim onu isterseniz. Sen gel. At. Ha, evet. Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. Susun. Kaldır. Kaldır, kaldır, daha kaldır, at! Vücut kasları güçlü değil. Özellikle karın adalesi. Sıktın mı çelik gibi olmalı. Bakın böyle. Hop! At şuraya bir yumruk. Hop! Aman hocam, at at! Ama hocaya el kalkmaz ki. Yavrum korkma bir şey olmaz. Çelik gibidir. Vur sen vur. Hop. Hop. Hadi at. Vuralım bakalım. Kaldırın hocanızı. Hocam ne var? Bir şey soracağım. Şu karateciler kiremitleri nasıl kırıyorlar? Çok kolay, çok basit. Siz de kırabilir misiniz? Bilmem, hiç denemedim. Ama kırarım. Bir deneyelim mi hocam? Şimdi mi? Getirin bakalım bir iki kiremit. Aklımda kaldığına göre bütün kuvveti bir noktada toplamak lazım. Konsantrasyon meselesi. Kırılma be hocam.
Çalışarak. Elim kırıldı. Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum, beni durdurun. Durdum. Hocam. Efendim çekirge. Bize kung fu mu öğreteceksin? Hayır çekirge. Kung fu. Anladım, kung fu. Aptal çekirge, sinirlendirme beni. Kung fu. Tamam, ben de kung fu diyorum. Ah, şimdi doğru söyledin çekirgem. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Hocam bize de öğrettin. Öğreteyim çekirgelerim. Toplanın etrafıma. Hadi kalın şeyler. Bir tahta getirin. Şimdi bu kadar zaman geçti ya. Bu sabaha kadar, kadar izleriz geçti. Efendim. Aa, bu kadar niye izliyoruz hala? Ya çok zekice yapılmış işler. Benim kanaatim o. Yani fikrim o, seyirci olarak fikrim. Neyi şey yaptı? O zaman müthiş bir boşluğu doldurdu. Sen hatırlamazsın. Çevrildiği dönemleri onun hatırlamasına. Ben de sinemada izlediğim bir iki tane var Arzu filmi. Ya yerine konulacak bir şey olmadı. Hani şöyle bir şey var ya, hani yerine konulacak bir şey olmadığı için izlenmiş filmler değil bunlar. Benim kanaatim o. Çünkü bunların paralelinde bir sürü komedi filmi yapılıyordu ama bunların bir ayrı bir yeri olmasının sebebi çok zekice planlanmış. Bence bir de özelliği galiba ilk okul filmi olması. Hani o zamana kadar pek okulla ilgili doğru düzgün bir şey yapılmadı ya da çok yüzeysel, yani kısa anlar ama bütünü okulda geçen ilk film olması. Kemal Sunal da burada başladı, şey yaptı değil mi? Hayır, daha önce. Daha önceden başladı ama burada... Burada da iyice tabii starlığını devam ettiriyor. Ama star olması daha önce. İlk şeyi Kemal Sunal'la birlikte oynadığınız ilk şeydi değil benim mi? Benim yani geniş kitlelerce tanınmam da bu filmle oldu. 75'te Arzu filme girdim. Ondan öncesi zaten çok tekrar edildiği için artık herkes biliyor. Body ekran fenomeni oldu ama değil mi? Figüranlık filan. İlk ciddi böyle düzgün bir rol burada çıktı. Body ekran fenomeni oldu. Denk geldi, evet. Değil mi? İşte Ertem abi birinci filmi yapmıştı. İkinci filmde Badi Ekrem aranıyordu. Böyle bir görüşme, benle de görüşme yaptı. Sonra sen oynuyorsun dedi. Ben öyle başladım. Daha önceden hiç tanışmıyorduk Ertem abi. Hayır. Ben şehir tiyatrosundayım. Orada bayağı iyi roller oynuyorum. Ama sinemayı da o kadar önemsemiyorum açıkçası. Öyle küçük roller, figüranlık falan gidip geliyorum ek iş olarak. Herhalde bahsetmişler Ertem abiye böyle biri vardı. O da böyle kısa bir görüşmeden sonra sen oynuyorsun dedi. Sonra kimyamız tuttu tabii, devam etti. Sana desem ki ya sen gazetecisin. Şener Şen'i bize bir portresini çiz desem. Hemen aklına neler gelir? Ne dersin? Hemen 6 ay izin alırım şirkette çalışmak için uzun uzun. Ya Şener abinin herkesin yoğun olarak bildiği bir işi var ortada. Yani derinlemesine öyle çok hayranı var ki işlerini böyle hani canlandırdığı karakterleri, söylediği repliklerine kadar bilen insanlar var. Ve onun dışında da yani işe adanmış bir hayatın dışında da böyle bilmediğimiz bir yanı yok. Sanki yani o işlerindeki hali tavrı, benim mesela ilk defa o mevsiminde beraber çalıştık. Yalnızca izleyicisiydim. Melisa için de aynı şekilde, diğer genç arkadaşlar için de. Biz Şener abi filmlerden bize verdiği oradan verdiği elektrikle ilgili kim olduğuna dair bir fikrimiz vardı. Tanıştık, o kişi Şener abi çıktı. Yani öyle bir bambaşka bir... Sıkıcı bir insan mıdır çalışırken? Çok, yani olacak. yok, muhteşem. Gerçekten. Yani, nazar değmesin de. Çünkü insan çalışırken sıkıcı olabilir. Yani asık suratlı olur. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Emin olun, elbette öyle. Ama yani bir ciddiyeti bu kadar böyle insanın bağrına basası... böyle oluyor demek ki. Yani işine ciddiye almakla işinden keyif almayı çok güzel birleştirmiş. Bize o anlamda çok... Bu cümle sanki doğru bir cümle. Ben tabii hem ciddiye alıyorum hem de keyif alıyorum. Yani eğleniyor musunuz yaptığınız işte? Ben eğlenmeyi severim. Ama
çok da ciddiye alır. Yani dikkat, prova dediğimiz zaman o eğlenme falan hemen bizi biter. Çok yakmışlığı vardır bu konuda. Biten hemen geçeriz. Mesela beraberce bir prova yaptığımızda bir kere onun yüzünden yakalandık yani gülüyoruz diye. Çünkü Şener abi çok çabuk şey yapıyor, toparlıyor. Biz acemiler toparlayamayanlar yokuş aşağı gidiyorlar tabii ki. Çok yakalandığımız oldu. Melisa, ama sen nasıl görüyorsun Şener Şen'i? Daha önce beraber olmadınız. Hayır, benim de. İlk filmi. İlk. Yani Cem'in söylediğine hani ekleyecek çok bir şeyim yok. Çünkü hani o filmlerini izleyerek büyüdüm. Hani çok hayran olduğum biriyle aynı seti, aynı filmde oynama şansı denk geldiğinde tabii hani böyle hem ilk başta elim ayağım birbirine karıştı. Böyle bir merhaba derken titreyerek. Ama hani Şener abi av mevsiminde yani hakikaten çok güzel bir filmdi. Onun için tekrar onun üzerinde durmak istiyorum. Sana ne getirdi av mevsimi? O kadar çok şey kattı ki bana yani. Ne kattı mesela? Onlardan en önemli 3-4 tanesini söyle bize. Yani benim için Yavuz Turgun'la çalışmak hani herhalde nasıl bir benzetme yapabilirim? Hani üniversiteden mezun olmak gibi bir şey. Hani Yavuz Bey'le çalışırken hani film süresi çekim sürecinden önce de hani provalar sırasında o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki hani sizin kirpiğiniz böyle oynasa oradan hani mış gibi mi yapıyorsunuz yoksa hakikaten içinde misiniz? Onu anlayan bir insan olduğu için hani birçok şeyi içinizden bulup çıkartabiliyorsunuz. Ya sete senaryodaki o gün çekilecek olan bölümü daha önceden iyice okuyup içine sindirip şurada şöyle yapmam gerekir diye mi geliyorsunuz? Yoksa hayır orada yönetmenin yok, gözünün önünde çok önce mi? Çok önce. Tabii. Çok önce. Çok provalı bir çalışma yöntemi var Yavuz abinin. Yani bizim elbette bize düşmez ama bizim tarafımızdan söyleyeyim. Belki de bizimle daha çok uğraşıyor diye biz düşünürken hayır, Şener abiyle de aynı provayı da yaptığına şahit olduk. Bir ayrım yok yani insanlar arasında. Ama sahneleri tek tek çok yoğun bir şekilde böyle bir 2 ay, 2,5 ay prova ediyor. Ve kendi çekmeden istediği önce. Tabii. Yani oynuyoruz. Tiyatro av mevsimini siz provasını oynadık, yaptınız. Aynı defalarca. Oyunla hazırlanır gibi. Defalarca. Tiyatro oyununa hazırlanır o kadar gibi. Onu ben daha iyi biliyorum. Filmin hazırlanmasını bilmiyorum. Evet. Yok, defalarca. Yavuz ön hazırlığı çok tutar. Gerçekten film setine gittiğiniz zaman o sahneyle ilgili artık çözülmemiş bir şey yoktur. Oyuncu nasıl oynayacağını bilir. Yavuz nasıl çekeceğini bilir. Ama huzur var mı dersen o kadar çok stresli kadar oluyor. Çok gene yok. Bütün her şeyi bilmemize rağmen Yavuz'un özeninden ötürü çok bağıran bir adam mıdır? Hayır, hiç bağırmaz. Keşke bağırsa daha iyi. Keşke bağırsa. Bağırmaması daha etkili olur. Yani durduğu zaman biraz sonra bir şey olacağını herkes bilir. Peki o söylüyor ama, değil mi? Yani o tabii söylüyor. Bak var, şöyle oynayacaksın ya, burada. Ondan başkası, bunu istiyorum. Hayır, zaten o 2,5 aylık provanın bir tek amacı var. Yavuz'un ne istediğini anlama. Yani tabii, bu rolü Yavuz nasıl oynamamızı istiyor? Provanın amacı bu. Tabii. Peki not mu alıyorsunuz Melisa? Mesela ya bak, ben de bunu istendi, bunu şey yapayım. Yoksa aklımda tutarım, ben sonradan şey yaparım mı? Yani böyle kazıyorsunuz genlerinizi. Hani onları unutmak gibi bir ihtimal çok yok. Çok yoğun ama her gün olduğu evet için. Yani çekim o kadar, o kadar korkutucu yani bir insan mı değildir ya? Hayır, tam ciddi tersi. Alan, hani ciddi alan. Ciddi alan. Peki. Ama çok yoğun an. Yani şimdi şöyle bir şey var. Beklenti böyle hani ne istediğini. Bunda çok beklenti oldu. Şöyle bir durum var ama. Yani ne istediğini bilmeyen birisi olup da sizinle böyle dakikalarca. Bak şöyle ya, ya nasıl abi, ya şöyle işte, ya nasıl abi falan diye bir diyalog olmuyor. Evet. Yani izah ve yani sizin uygulama sırasında onun tahsihleri. Bununla geçtiği için o böyle bir hani çekimden önce her gün film üzerine devamlı konuşulan bir mesele halinde. Dolayısıyla sette demin güldüğüm konu şuydu. Ya sette şöyle oluyor. Ya üzerine bu kadar konuşmuştuk. Bak bakayım bana bir. Yani
bunu mu yapıyoruz iki aydır? Eyvah. Hayır. Bu nereden geldi bu yeni oyun? Çünkü oyuncu da... Ya evden niye bir şey getiriyorsun yani? Yani oyuncu da herhangi sapma eğilimi olduğu için. Hani yeni bir yorum kapma yani... Her an oyuncu şey halindedir. Yani beğenmezsen acaba şöyle şey de yapsam, şöyle de yapsam daha mı iyi olur? Yavuz onları hepsini fixlediği için beyninde duruyor hepsi. Ulan niye bunu yapmadın? O farklı şeyi hemen anlar. Der ki provada böyle değildi. Yani tabii. Bu nereden geldi? Aslında burada tabii herkesin kafasında ister istemez o komedi var. İnsanlar gülmek istiyorlar. Burada Şener Şen'den birlikte Cem Yılmaz bambaşka bir karakter çıktılar. Ama Cem sen baktığımız zaman senin komedi filmlerinde farklı bir tat var. O farklı bir espri var. Bak onlardan birkaç tanesini toparlayalım. O farkı şey yapmaya, bulmaya çalışalım. Bunları neden yapıyorsun? Çünkü ben psikopatım. Logar! Bir daha uçacağı bir yanlışınız olmasın, çizerim ha. Seni seviyorum, kıskanıyorum. Robot değil, baba mı olsun tanıma? Babama gidecek misin? Anne! Diego! Ben aşık oldum anne. Üşüyorsan burayı komple yakarım. Yaşarım. Sen olsan seni öpecek miydi? Öpüm tabii. Bir de diyorlar ki uzayda hayat yok. Al. Uzatma, tanışalım. Arif ben. Ceko. 216. Kuna. Brad Pitt. Umar'ın oğlu Timar mı? Gora. Bir uzay filmi. Gezegen gezegen beni mi kovalıyorsunuz lan? Sakin ol Arif. Düşmanlık için gelmedi. Baba. Göklere ulaşmak için daha ne kadar taş koyacağız? İnsanlık hiç böyle zulüm görmedi. Kaya. Cem Yılmaz. Söylediğim filmlere göre şu anda paralel evrende yaklaşık 4 dakika geçti. Bir an evvel kendi zamanıma dönüp Jack'ı kurtarmam lazım. O göklerden gelip dediğin onu göstersin oğlum. Abi Arif ben paralel evrenden hatırlamadım. Bir haftada orta çağ, 15 güne yeni çağ. Yemin ediyorum bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi. Ve yakışıklı değil ama sempatik Arif rolünde Cem Yılmaz. Ve sürpriz bir isim. T-Rex rolünde Sabri Günay. Did you see this diamond? İki Osmanlı. 1881. Sultanın Amerikan başkanına hediyesi, kıymetine paha biçilmez elmas bir kolye. Emanet emin ellerdeydi. Lakin... Ben olsam. Seni ta Fizan'a sürerler. Bak bakalım bir etrafına. Zaten ebesinin Fizan'ındayız. Nereye sürecekler? Doluyor lan! Macunu bulduk, kıllısını aramayalım. Türkler Kızılderili diyorlar, doğru mu? Şşşt! Öyle bir şey değil lan o. Kızılderililer Türk'tür derler. Kenan abi, var mı öyle bir şey? Yakar ya. Biraz gülün ya. Are you French? Otoman. Yahşi Batı. Şimdi bir fark var. O fark ne? Senden başlayayım çünkü Şener'e sormak istiyorum. Şener abinin izlediğimiz kliplerinden falan, evet, fark. Nereden bak, nereden nereye geçiyoruz? Evet. Çünkü bambaşka bir dünya. Ha, o farkı göster bize. İki tane filmim vardı. Onlar da gösterilseydi belki fark birazcık daha birbirine yaklaşacak. Hokkabaz ve her şey çok güzel olacak. Onlardan onu bulamamışlar çocukları. Hay Allah. Bütün DNR'larda var. Çok fantastik tercihlerle yani bu filmler. İkisinin arasındaki yani bu yaşadığımız dünyayla yani hiçbir alakası yokmuş hissi veriyor benim izlediğimiz kliplerdeki hikayeler. O nedenle de yani bu ortamının, dekorunun değişik olması başka bir şey hissiyat. Ama sen bunlarla yeni bir dönem başlattın. Yani bu diziyle kendisi anlatamıyor. Yok türlerden bir tanesi. Yani türlerden bir tanesi olarak
yani seyircinin özlediği ya günlük hayatla ilgili komedik filmler yapılmıyor meselesinin tam da müsebbibi filmler bunlar. Yani bu hissiyatı uyandıracak filmler. Yani neden buradaki bir meseleden değil de neden bu adamlar kovboy kostümüyle ya da neden bu adam uzayda, neden ilk çağda falan gibi o hissi yaratacak bir gerçekten iki uçta ayrılmış iki türde şeyler. Ama dediğim gibi yani mesela Hokkabaz'da ya da Her Şey Çok Güzel Olacak'taki mizah her an etrafta görebileceğin yani yine 90'lardan sonra etrafta görebileceğin adamları ya da daha yani çok günlük süresiz, yaşamın içinden alıyorsun sen şeyi. Bazen. Yani bu üçü özelinde öyle diyemeyiz ama yani bunların birazcık yani daha böyle Hokkabaz'ı da buldu. Hokkabaz'ı da seyredelim çocuklar. Baştan alın Hokkabaz'ı seyredelim. Cem istedi. Yani onun da içindeki hikaye yani çok bireysel bir hikaye. Yani çok böyle hani toplumsal bir hadise değil ama o toplumun içinde böyle kaybolmuş gitmiş. Egzantrik bir meslek seçmiş. Yine kendini beğendirmek istiyor. Ama Hokkabaz çok şey. Onun içinde psikolojik tahlil var. Yani işte hani çok yani, fazla benim bireyselliğim belki de hani ne denir ona? Bence yani Hokkabaz da şeyde hani Her Şey Çok Güzel Olacak da o ikisi birbirine yakın film. Hokkabaz'ı biraz okusanız da çocuklar benim en sevdiğim filmdir o. Sihirbaz. Nerede buluşacaksınız lan Fatma'yla? Merhaba. Gördün mü lan? Biz kimiz lan? Bilmiyorum abi. Sait abi sinirli. Karavanın içinde mezar taşı var. Şimdi bu farklı bir şey. Hakikaten ben bunda değil mi? Şey o bir analizi var. Çünkü var böyle insan. Ya yine marjinal meslekle uğraşıyorlar. Yani her köşede bir sihirbaz yok. Ama her köşede böyle işte hani kendini sihirbaz zanneden var. Hem kendini sihirbaz zanneden var. Beğenilmek isteyen var. Kabiliyetinin sınırını bilmeyen var. Onlarla ilgili bir şey. Ya benim Gora'daki, Arok'taki o adamın da özellikleri aslında bu anlamda ya bir insan türü eleştirisi elbette ama yani onların bir çizgi roman havasında biraz uçuk kaçık bir atmosferde geçiyor olması algıyı birazcık böyle hani lüks bir yerde tutuyor. Yani evet, işte onlar daha masalımsı, daha fantastik. Hani böyle her yani çocuk ruhu tabii. Ve coşkusu taşıyan şeyler bence. Ama bir yerde sen baktığında sana sorsam ben ya gazetecisin bana bir Cem Yılmaz portresi yap desem sen ne dersin Şen'e? Vallahi nasıl bir portre çıkar gönlüne? Kara kalem. Cem'in yani beğendiğim yanı o hayallerinin peşinde gidiyor. Yani kendini ne mutlu ediyorsa onların peşinde gidiyor. O Gora, Arok. Cem'e özgü filmler onlar. Hani Cem'in hayalde öyle filmler görmek istiyor. Kendini oralarda görmek istiyor bence. Çok da güzel yapıyor. Çünkü bunu kimse gerçekleştiremez. Yani bunu gerçekleştirme olağanüstü bir şey. Çok güzel. Rüyalarını yaşıyor dedin. Senin rüyaların herhalde stand-up'larla başladı. Evet. Değil mi? Yani öncesinde karikatür. Ama stand-up ilk şeydi. Şimdi gene ben 32. günün arşivine bakarken senin ilk stand-up'undan galiba ilk stand-up'larından birinden karşılaştık. Bir onu izleyelim bakalım. Eyvah. Cem bakın nasılmış. Sıfatım var yani böyle bir şeydim ben. Yakışıklı değil ama sempatik. Yıllar yılı bir ergenlik dönemine ilerse hep böyle geçti. Sıkışıp şeyi sorarsın böyle yani böyle hastalıklı bir sorgulama ya gerçek. Şimdi sevgilin vardır, şey dersin. Tribe girersin kendi kendine. Ulan berabersin ama. Ya Pelin, beni nasıl buluyorsun? Vallahi Cem, yani bana güzel geliyorsun. Bu seni tatmin etmez ki. Ya da kızlarla falan bu ergenlik döneminde ilişkilerde şey dedi. Ay ya sen de her şeyi konuşabiliyorsun. Ya ben de her şeyi konuşma. Kızların sempatik arkadaşı sendromunu yıllarca yaşadım. Biliyor musun Mert'ten ayrıldım. Ya bana ne? Ben de bir seks makinesi olmak istiyorum.
diyorum. 22. Ve 22 yaşındı. Seks makinesi olabildi mi seks makinesi? Ya gerçek bir, onu düşündüm şimdi. Bu gerçek bir arzu olamaz kaç herhalde. Kaç yaşındaydın? 22. 22. 22. Oo, bayağı. Ay harika. Ya çok komik. Çok acemice işlerdi ama ya o acemiliğin de ne kadar kıymeti varmış. Hiçbir zaman da onu ya kaybetmeye çalışmak değil de o ruhtan hiç uzaklaşmadım. Yani şimdi yakın zamanda sahneye çıkacağım. Ölüyorum telaştan, heyecandan. Senin onu düşünüyorum. Şeyin var. Değil mi? Ocak'ta var. Ocak 10'unda başlayacağım ama yani o bayağı zaman oldu çıkmıyor. Bayağı heyecan veriyor. Yani şuradaki demin izlediğimiz videodaki o çocuk bunları yazıp çizip de planlayıp da çıkıp anlatmamıştı. Ya ben bunu yani, anlamıyorum. Bilmiyorum. Sen stand-up yapabilir misin? Ama o çok güzel. Ya ben yapamam. Ha? Ben yapamam. Ben bu stand-up yapan, ben ise bilmiyorum sen ne diyorsun ama stand-up yapanlar benim için başka bir mahluk. Aman efendim. Ya düşünebiliyor musun? Bir saat, bir işte. Buçuk saat. Nasıl yapıyorsun? Batılılar öyle. Yani Batılılar. Ya. Abi nasıl yapıyorsun şu işi, anlatsana. Vallahi keşke ben de biliyor olsam ama bir şey söyleyeyim mi? Ya kıymetli mi değil mi? Şimdi bunun çok mücadelesini verdik. Dediler ki sen oyuncu değilsin. İlk sen miydin? İlk ben değilim elbette. Hayır hayır. Geçmişten günümüze. Türkiye'de ilk stand-up. Yok yok hayır. Bu uzunlukta. Hayır hayır. Bu şeyde yok, kimler çok vardı? İzledim. Çok izledim. Uğur Yücel'den izledim. Uğur Yücel var. Cem Özer'den izledik. Evet. Rüstem Batum'dan izledik. Yani tiyatroda adamı olanları zaten saymıyorum. Onlar da zaten bu kategoride olmak istemezler. Ayrı konu. Ama nasıl yapıyorsun? Bu çok başka bir şey ya. Büyüklerimden gördüğüm gibi yapıyorum. Ya dünyadaki emsallerini de çok sonra izlemeye başladım ben. Yani böyle hani içgüdüsel yapmanın anlamını şöyle söyleyeyim. Yani çıkıp o gün orada işte çıkıp anlattım. Bir şeyler birikmiş çocukcağızın içinde. Bu yani sosyalleşmenin bir başka hastalıklı yolu. Çünkü bunun bir meslek olduğu idrakiyle de yapılmıyordu. Şu anda da öyle yapılmıyor. Bakma hani demin dedim ya vergi levhası var ama diye ama. Ama tıklım tıklım dolduruyorsun o zaman o demektir. Güzel geçiyor. Ki, biraz, değil mi? Yani biraz, önemli olan ama da. Ama şimdi çabuk, bu özel bir iş. Bunu herkes beceremiyor. Heves edebilir ama bak, Cem bunu en iyi becerenlerden. Şener eski hocaların. Bir yerde durdu, sen devam ediyorsun. Ama yok, bazıları bunu yani başarısız yaptıkları için durmadılar. Yani bunun bir enerji ve adanma meselesi var. Yani onu yaparken sevmekle çok ilgili ya da bir iş gibi görememekle ilgili. Ben mesela iş gibi göremiyorum. Bir türlü oturayım, planlayayım, çizeyim, yazayım. Planlama yapmıyor musun? Ya yapıyorum elbette ama elimden geldiğince o planlamadan kaytarmak zorundayım. İş, yani şeyle, ne denir ona, beynin hani korteks mi deniyor? Ya korteks ya da korteks altı işler var. Yani bu böyle şey gibi. Yani mesela provası yapılamaz. Ha prova yap tabii. Nesini yapacaksın? Ya provası yapılamaz. Ya şimdi dün akşam bir arkadaşım dedi ki hiç çok telaşlısın. İstersen dedi, çok iyi niyetle söylüyor bunu. Ya dedi Cemciğim, seni telaşlı görüyorum. 3-5 arkadaş istersen bir araya gelin, bizi bir anlat dedi. Bedava gösterir, bedava gösterir. Dedim ki ya öyle bir şey olamaz. Yani öyle bir şey yapamam. Ya anlatamam. Bir, yani bir yerde deneyemezsiniz. Bir yerde deneyemeyeceğiniz için de ya ben çok seviyorum işimi. Yani birinci anahtar şey sen bu. Sen o zaman kafanda onu kompartmanlara ayırıyor herhalde, değil mi Şener? Ha, öyküleri elbette. Yani, en iyi bilir ama herhalde konu başlıkları var. Ya bakış açısı, mesela bu çocuğun anlattığı hikayede bir bakış açısı var. Yani atıyorum, yani öykünün bir bakış açısı. Şeyden muzdarip. Yani kızlar bana yakışıklı değilsin ama sempatiksin diyor. Senle her şeyi konuşabiliriz diyor. Ya her şeyi de benimle konuşma. Bu bir bakış açısı. Yani bizim yaptığımız işin en belirgin şeyi beğenilsin ya da karşı durulsun. Bir, en azından bir bakış açısı olması lazım. Gülmeceyi yaratan sahnedekinin doğru ya da yanlış bakış açısıdır. Ama bir bakış açısı olması lazım. Yani harca alem bir komiklik olsa dahi, pozitif ya da negatif olsa da bir bakış açısı olması. Şeyin lazım. Oluyor ama. Yani dikkat ediyorum, ben etrafımdakilere bakıyorum. Aa gene hep aynı şeyleri söylüyor. Olabilir yani. Ben bir adam tanıyorum, 35 senedir aynı şeyleri söylüyor ve ama farklı söylüyor. Yani
Yok ya, bu tanıdığımız bir kişi. Burada olan sözün meclisten bir şey. Mesela George Carlin diye bir komedyenin ben bir yakın zamanda böyle bir, yani bundan 2-3 sene, 3 sene önce kaybettik. Biz komedi dünyası olarak kaybettik onu. Geçmişten günümüze bütün aldığı notları falan okudum. Yıllar evvel yaptığı bir espriyi, yani kendine ait olduğu müddetçe, yani anonim olmadığı müddetçe, kendinin bakış açısına ait olduğu müddetçe bunu anlatabilir. Bir hayat hikayenizden feragat edemezsiniz sahnede. Yani eğer konu bir yere geliyorsa hayat hikayenizden bir şeyi anlatırsınız. Benimki çok böyle hani yapma bir şey olmadığı için, kurgu, yani bu kadar kurgu bir hayat hikayesi ama olmadığı için. Ama spontaneite o her zaman açık. Her zaman var, tabii. Değil mi? Yani sen sahneye çıktığın zaman ne olacağını bilemem. O kadar mı? Ya seyirci tarafından ne olacağını bilemem. Mesela bazıları diyor ki işte seyirci işte önceden yerleştiriyor. Hayır, o anda orada yerleştiriyorum. Yeni yani. önceden yerleştirme diye bir şey yok. Yani seyirciyi koyuyor, onlar ona soru soruyorlar, o ona cevap veriyor. Hayır, yani bunu irticalen yapamıyor olacak adamın sahnede ne işi var? Senin en çok güldüğün şey ne? Bakış açısı olan komiklikler. yani gülüyorum çoğu şeye. Kaçırma, ıskalamam. Stand-up yapabilir misin? Stand-up komedi şey. İmkansız bir şey benim için. Ha? İmkansız yani. Hayatta yapamam. Kadınlar evet. Çok seyrek bu işte. O çok üzücü. Niye? Valla bir tane potansiyel gördüğüm bir arkadaş biliyorum ya. Birkaç tane komedyen kız arkadaş tanıyorum. Yapabileceklerini düşünüyorum. Demet Evgar gibi. Nihal galiba. Okan'ın programında... Evet. Mesela o arkadaşımızı çok başarılı buluyorum. Onun yapabileceğini Ezgi düşünüyorum. Ezgi Mola yapabilir. Ezgi Mola yapabilir. Yani böyle hani öyküsü olan, yani yazılmış, çizilmiş, kendisi için yazılmış bir materyali oynamak anlamında da sorunu olmayan ama kendine de öykü devşirebilecek kızlar hatırlıyorum. Taklit şey gibi. Zor değil mi? Taklit zor, ben hiç bilmem. Taklit bilmez misin? Ama çok başarılı. Alay mı ediyor bizden? Yok yok, ben bilmem. Hayır. Ya, yani, taklite dayanarak programını sürdürmüyor ama çok başarılı. Ya taklit yapan komedyenler var. Hangisi senin en başarılı taklidi? Mesela beni taklit eden komedyenler. yok, taklit yapan bir uzmanlık o. Ben onu hakikaten yani sesiyle, mimiğiyle, jestiyle falan böyle insanları benzeten. Ben onu, Cem onu... yani istese o konuda da çok iyi. Yani biz biliyoruz sahne gerisini. Hocam şimdi Nasrettin Hoca'nın şey Timur'un karşısında ok atması gibi oldu. İstesem atardım gibi ama. Onu çok başarılı yapalım. Çünkü iyi gözlemler var sahne. Eyvallah. Hani yakınlarımızın o arada sette olanların filan. tespitleri filan. Sen Şener Şen'in taklidini yapar mısın mesela? Yıllar evvel yapardım. O zamanlar çünkü bir böyle bir ne denir ona çocuksu bir coşkunluk. Benim kostümlerim vardı. Yani Şener abinin oynadığı filmleri canlandırmak üzere. Ama tuhaftır. Yani mesela Kemal abiyi de çok severim. Yani birçok abimize saygım sonsuzdur ama mesela ben beraber oynadıkları filmlerde Şener abinin canlandırdığı karakteri canlandırmayı severdim. Kostümlerim vardı böyle. Mesela atıyorum Davaro demin izledik ya. Benim de böyle şalvarım falan vardı. Şalvar, kasket falan onları tak böyle evde oynamalar. Hala duran var kostümlerden. En sevdiğin ama ya benim bayıldığım taklidim şudur dediğin senin var mı bir şey? Çünkü senin de tiplemelerin çok... Vallahi dehşetli. Oynadığım rollerden mi söylüyorsunuz? Ya o kişilerden yani o ayrı ama çok kendine özgü tiplemen ve taklidin. yapılan işlerde farklılıklar var ama tabii. O şeyler tabii biz eğlenirdik hani. Kırsal kesimden gelen o fırıldak, üç yağcı tipler. Onlar bizi de eğlendirirdi. İşte Davaro'da da var o. Şey, Dolap Eygir'inde de var. Banker Bilo'da da var. Ama seninkiler Hokkabaz'da özellikle. O çok çok şeker bir tipleme o. Yani ya ben şimdi doğrusu kırsal hayatı bilmediğim için benim adamlar birazcık böyle bir iki arada bir derede oluyorlar. Doğrusu bu. Yani mesela şehirde doğmuş oluyor ama çok da hani şehirle de pek bir alakası olmayan falan. Tıpkı benim gibi. yani ben o kadar hani mesela demin konuşuyorduk ya bir fantastik şeylerin peşindeyim ben. Yani insan olarak. Mesela? Ya ne bileyim mi? Bize bir fantastik rüyanı söyle. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum da mesela.
Ya öyle şimdi mesela mizahın eksiklikten, yokluklardan oradan devşirildiği aşikar. Hep böyle gelmiş, böyle söyleniyor. Hani kimin lafıydı? Mark Twain'in olabilir ya da Victor Hugo mu olabilir? Yani cennette mizah yoktur falan gibi. Hatırlayamıyorum. Mark Twain mi olabilir? Victor Hugo mu olabilir? Neyse. Bunu araştıracağım. Şimdi yani hani her şeyin mükemmel olduğu yerde mizah yoktur deniyor ya. Benim mesela fantazim şu. Her şey mükemmel olsun. Ben mutlaka gülecek bir şey, beraberce güleceğimiz bir şey bulup çıkarırım orada. Ama yeter ki her şey iyi olsun. Yani iyiliği, ben yani bir tuhaf bir idealin peşindeyim. Yani böyle bir yani tuzu kuruluk mizahı peşinde değilim elbette ama yani mesela sorunlarla ilgili şaka yapma meselesinde hep böyle hani mizahçıya olan eleştiri, yani niye sorunlara vurgu? Ben hani mizahın bu böyle hani sorunu gösterir vazifesinin dışında bir şeyinin olmamasını içime sindiremeyen bir tüketiciyim. Yani bakın dertler var falan. Yani o kısmından sonra elbette bir vazifedir ama vazifesinin oradan itibaren bitmesi çok içime sindiremiyorum onu. İçime sindiremiyorum. Yani ben mesela birey olarak örnek olmak mesela güzel elbette herkesin yüklenmesi gereken bir görevdir ama klişe olarak, artist olarak örnek olmakla aynı şey değil benim çünkü için. Çünkü sana ne derler? Sosyal içerikli mizah yapmıyorsun derler mesela. Mesela bu bir tespittir. Haklı da bir tespittir. Demin hani gözümüzle gördük öyle olmadığını. Ama bu bir yöntemlerden bir tanesi. Şey değil ya, tukaka değil. Bu ne biçim mizah? Ya bu ne biçim mizah değil. Bu da bir insan türü. Senin barışmak zorunda olduğun, beraber yaşamak zorunda olduğun, ötekileştirmemen gereken, başka başka ihtiyaçları olan bir insan türü. Ben de onu temsil ediyorum toplulukta. Şey de... yani. Şener, senin şimdi önümüzdeki döneme baktığın zaman senin rüyan var mı? Senin hani ya ben... Şöyle şeyler yapmak İşte bizimle film sonra yapmayı hayal ediyordu. O rüyasını gerçekleştirdi. Vallahi ben yani mesleğim, seçtiğim meslekte belli bir tatmin duygularına erişmiş bir adamım. Bir de zaten yapım gereği çok da öyle erişilmeyecek, ulaşılmayacak şeylere de pek heves etmem. Yani ulaşılabilecek yerlerde dolaşırım. Güzel bir şeylerin peşinde gideceğim tabii. Beni heyecanlandıracak. Ama böyle kafamda tasarladım, ille şunu yapsam muhteşem olur diye bir projem yok. Olsaydı yapardım zaten. Senin şimdiki şu arada bir reklamın dönüyor. Çok şeker bir reklamın dönüyor. Cem'in de biz ilk reklamını bulduk bizim arşivde. Bizim arşiv bayağı müthiştir. Bak bir bakalım çünkü reklamlar artık hayatın bir parçası. Evet. Yani bundan hiç şey yoktu. Bir ona bakalım bir de ondan sonra şu Borusan'daki o dehşet geceye bir değineceğim. Dehşet gecesi. Ya ben nasıl enerjim aldım. Böyle birisi çıkar aerobik kıyafetleri, dinlenmeler, böyle esnemeler, şeyler, tenis oynamaklar, beyaz bir piyanonun başında çalmalar. O kadar rahatım ki. Şimdi bak tenis, step, vurmaklar, dinlenmeler o kadar rahatım. Yani kadın profili bu mudur yani memleketin devamında? Sordum böyle reklamcı arkadaşlar vardı. Efendim market segmenti şunu ve target market denen de ulan bırak karıdatı şimdi. Ne karıdatı? Diyorum ki hijyenik kadın var reklamı başka türlü yapılamaz mı? Yapılır. Yani böyle koy güzel ablayı oraya. Duvarları sildim yerler de kafasını aldı. Hiç kaymıyor. İşte bu ilk reklam. şimdi gittikçe de ama artıyor. Sen reklamları kendin mi yazıyorsun? Bazı reklamları hiç değilse senaryolar. Evet, yani çoğunluğunu ben yazdım şimdiye kadar. Ama yani kooperatif olanlar da var aralarında. Başkasına ait olan da var. Mesela Ali abiyle çalıştığımız Ali Taran, onun yazdığı senin var. Senin yok Melisa. Daha reklam var mı? Sen reklama girdin mi reklam şeyine? Bir ara girdim. O çok bambaşka bir... Vallahi şey, evet ha? Ama tabii işimizin yani yan iş gibi devam ediyor. Çok benim de 80'den beri devam eden bir yan işim diyebilirim. Ama sen orada normal
tipinden farklı bir tip olmuyorsun. İstediğin tipe girebiliyorsun. O vallahi reklam ürünle şeyinde ilgili. Yani üründe bir de kreatif arkadaşların. Ben de katılıyorum çalışmalara. Ha, katılıyorsun. Yani, evet. Birlikte üretiyoruz. Yani o kreatif çalışmalarda tabii ürün. Peki şuna ben reklamını yapmam dediği bir şey var mı mesela? Deminki ürün mesela ben yapmam. Yani işin tabii hepimizin sınırları var. Yani ne bileyim, yani sigara reklamı niye yapalım? Silah reklamı niye yapalım? Aslında bir de reklam dedik ama reklamın farklı bir şekli var. Bu sene Borusan Orkestrası'nı idare etti Cem. O güzeldi. Çok çok hoştu. Çok teşekkür ederim. Şimdi ondan yalnız acaba o sesli mi onu bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar buldular, seslilerini bulmuşlar. Çünkü onlar, acaba konserden mi görüntü konserden, mü, yoksa konserden. Provadan mı? Çünkü provadan konserden olan... değil mi? Hadi bir onu izleyelim çocuklar. Müzikler müzikler olalı, böyle zulüm görmedi. Konserine hoş geldiniz. Sağlığımızda 6 adet çıkış bulunuyor. İkisi ön bölümde, ikisi orta, ikisi de kendinizde olmak üzere. Klasik müzikten bazı örnekler verir. İkinci bölümde çal bakalım oynar bir şeyler diye bekliyorsunuz. O beklendiği kırmaya çalışıyorsunuz. Birinci bölüm için söylemiyorum ama tam gelirse eğer yoğunluktan dolayı bir basınçta bir düşme olursa yukarıdaki kapaklardan oksijen maskeleri düşecek. En yakın maskeyi kendinize çekin. Eğer gelmiyorsa en yakınınızdaki maske o değildir. Bu yana bir şey. Şimdi biz biyolog deyince anlayabiliyor muyuz bilmiyorum. Tabii ki biyolog, biyolog biraz kemanlar daha büyük kaç yıl demiş. Biyolog kemanlar büyük, biraz büyük. Bazı söylenceye göre de öyle değil. Viola çalanın kafası küçük. Ondan sonra... bunu yaptığını bunu da yaptım. Beni şeyde görmüş. Yok, sen de mi görecektin? Beni kendi görüyor musun? Bunu çok mu çalıştın? Yoksa var mıydı? Daha önceden orkestra herhalde... Ya şimdi bizim
ailenin bir şahsi bir orkestrası var. Filarmoni, babamdan kalma. Ya şimdi bu çok hakikaten çok özel insanlarla tanıştım bu aktivitede. Gürer Aykal, yani Gürer Hoca, zaten. Yani belki de ya ben de çekiniktim, o da yani şüphedeydi. Özel bir durum, bir komedyen yönetecek, ne yapacak falan gibisinden. Buna kabiliyetim var mı yok mu o da bilmiyordu. Ama sağ olsun yani dedi ki... Ama dedi ki bana da çok sıkı, ciddi çalıştı dedi. Evet, sağ olsun ama çok güzel öğretiyor. Yapacak bir şey yok. İşte bu da büyüklükte bu, sen, bu çocuğun büyüklüğü müthiş bir şey. Yani, ya estağfurullah, hayır ama yani bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır birinden bir şey öğrenmemiştim. Yani o... Onunla karşılaşana kadar. Çok önemli bir şey, bir şey öğrenmeyle, hayır bir şey öğretmeyle ilgili sorunum var benim. Yani öğreten adam olduğu zaman, yani tırnak içinde öğreten adam, ben ondan kaçıyorum. Yıllarca hep kaçmışım. Ya o kadar yumuşacık bir bilgiye de açım, anasını satayım. Hem öyle bir yani arzum var bir şey, yeni bir şey öğrenmeye. Ama böyle öğreten adamın hali, tavrı beni bir şey yapıyor, uzaklaştırıyor. Onun o kadar yumuşak yani ki böyle bir haftada, üç günde, beş günde öğrenmeyeceğim bir şeyi o kadar yumuşacık izah etti ama ki. Ama çok güzeldi. Elbette esprili bir neticeye dönüştü ama bir yandan da böyle bir 5-6 tane eseri de en azından akışını öğrenmek anlamında öğrenmiş oldum. Av mevsimiyle kapatalım bu güzel sohbetimizi. Şener sen söyle şimdi. Bu filmde, Av Mevsiminde özellikle en çok senin hoşuna giden, ya başka yerde bunu görememiştim, burada gördüm ve çok iyi oldu dediğin neler var? Şimdi provalardaki çalışma biçimimiz, Yavuz'un düşündükleri bence olduğu gibi yansıdı. Yani bu sevindirici bir şey. Bizim için bir sürpriz olmadı. Yani film bittiği zaman beklentilerimize tam karşılık veren bir sonuç elde ettik. Bu tabii bizi mutlu eden bir şey. Tabii böyle düşünen olur, olmayan olur. Herkes özgür. Çünkü sanat eserinde bir ürün çıktığı zaman artık herkesin söz söyleme hakkı var. Ama bizi mutlu eden yani bizim provalardaki uğraştığımız her şey birebir karşılığını aldık. Orada çok enteresan senin eşinin rahatsızlığı, evet, aynı rahatsızlık evet, olması, evet. O komplonun evet. içinde bir parçası olması. Evet. Yok, Av Mevsimi hakikaten mutlaka kaçınılmadan görülmesi gereken bir şey. Melisa, sen şimdi Av Mevsiminden çıktıktan sonra, bir basamak daha atladıktan sonra, böyle büyük isimlerin arasından fırladıktan sonra şimdi bundan sonra ne yapacaksın? Senin var mı önünde gidecek yolun? Var tabii de. Neler var? Onları anlat bize bir parça. Önümüzde bir film projesi var. Herhalde Ocak sonu Şubat başı gibi çekimlerine başlanacak. Vay be, çok erkenmiş. İnsan nasıl kıskanıyor. Çok güzel ya. Kimle? Rezan Tanyeli'yle. Çok güzel. Ha. İlk film olacak Rezan'ın. Çok... Yani çok beraber. Evet. Sen yönetmenlik mi yapmak istersin? Aktrisliğini devam ettirmek mi istersin? Tabii ki aktrisliği devam ettirmek ve bunu hani şunu bir halledeyim. Biz de ondan sonra. Bir kere şunu yapalım da. Ama herkesin içinde bir yönetmenlik var ama. Var evet. Değil mi? Olan yani, da var, olmayan da. Ben yaptım. Tabii sen yaptın. Sen sevmiyorsun yönetmenliği. Bilmiyorum. Yani büyük konuşmak istemem ama beni çok, yani benim bir öyküm olursa yani, beni çok heyecanlandıracak. Ama o da bambaşka olabilir. Bir şey. Yönetmen çünkü yönetmen olabilir. Şeyi gerçekleştiren değil mi? Yani bir yoktan var eden o. Evet. Senaryosunun tabii şeyinden. Yani öykü size ait olursa bambaşka olur. Cem mesela işte o hayallerini gerçekleştirdi bence. Ben Kooperatif 2 filmde de bir arkadaşımla, Taner'le beraber yaptım. Ali Taner Baltacı. Onunla beraber bizim işlerimizin yani bir ön, arka çalışmaları, bu tip post prodüksiyon, hani bilgisayar efektleri, şunlar bunlar, bazı fiziki dekorlar, onlar çok el tuttuğu için onlarla uğraşmak adına, yani onların yani kaderini belirleyen kararlarda olmak adına ben yönetmenlik yaptım. Hokkabaz'da gene aynı şekilde filmin bütün dokusu, renkleri, hani kostüm tercihleri, müziği,
Tabii bir de işte, Yavuz Tuğrul gibi birinin olmasının da şeyi var. Yani Yavuz olduğu zaman işin içinde filminde av mevsiminde şeyi değişiveriyor yani. Ona emanet. Tabii şimdi o tabii yazan ve yöneten olduğu için oyuncular yani sadece oyunculuğuyla uğraşıyor. Orada ayrıca başka bir zor mu? Hem oyunculuk sen çünkü hem oyunculuğu yaptın hem yönetmenliğini yaptın. Vallahi oyuncu olmak çok lüks bir şeymiş. Şahane. Hadi ya. Şahane yani. Tatil. Yani yoksunuz yani. Kimse kusura bakmasın ama ben yani dürüstçe söyleyeyim. E tabii dışarıdan zaten bir oyuncu olarak yönetmenin çalışma şekline baksan da bunu anlardın ama ben film de yaptığım için yani iki tane... Oyuncular zor insanlar mı? Yönetmen olarak konuş şimdi. Öyle bir lüksleri yok oyuncuların. Evet. Yani zor olmaları elbette şey ama yani zor kişiler ikinci işte evde otururlar. Yani zorluk kaldıran bir meslek değil ki bu. Ben çok zorumdur. tamam ikinci filmde yoksundur. ya yani bana mesela bu böyle bir lüks gelmiyor. Dünyada da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben çok zorum. Zorum bir, iki, nazını çek. Ondan sonra rehabilitasyon merkezindesin. Orada artık aktörlük yaparsın. Ya kimseyle uğraşacak zaman yok. Çünkü zaten çok nazlıysa rehabilitasyon merkezinde aktörlük yapıyorsun. Kestik mi? Yok daha çekiyoruz sen takıl falan. Nazlı yani nazlı niyazlı olmak değil de şöyle bir şey var işin doğrusu. Bana bunu ilk filmde hissettirmişlerdi. Hayatımda ilk defa bir sinema filminde bulunuyordum. Zaten o kadar ihtimam gösteriyorlar ki çim vazosu gibi davranıyorlar size. Aman yani nezaket anlamında şey anlamında bakım ilgi alaka. Bu niçin davranıyorlar böyle? Filmin selameti tabii için. Yani devamlılığınız var diye aman kılına zarar gelmesin. Eğer bunu şahsınıza alırsanız ya bana da kral gibi davranıyorlar derseniz bir bakarsınız evde oturuyorsunuz ikinci film. Yani bence öyle algılamak lazım. Zaten ihtimam gösteriliyor. E sen de etrafındakilere ihtimam göstereceksin. 2011 herkese mutlu kutlu olsun. İnşallah çok iyi olacak. Sevgili seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Şener Şen'e, Cem Yılmaz'a, Melisa'ya çok çok teşekkürler. Yarın yılbaşı. Yarın ne yapıyorsunuz? Nerelerde? Vallahi ben evdeyim. Ne kadar sıkıcı bir şey yani. Ben evdeyim. Ben vallahi arkadaşlarla olacağım. Kafa çekilecek. Bilemiyoruz. Melisa? Ben de arkadaşlarımla. Oo benim. Çok iyi. Ha, bir tek canım benim de arkadaşlarım var ama onlarla evdeyim. Yani benim en yakın arkadaşım evimdir anlamında söylüyorum. Sizlere de uğrarım yani. Gelirim. Sevgili seyirciler, av mevsiminin dev kadrosu ile beraber olduk. Bizi kırmadılar, geldiler. 2010 yılının son programında sizleri neşelendirdiler. Bizlere çok güzel bilgiler verdiler. 2011'de yine buluşacağız. 2011'in hepiniz için sağlıklı geçmesini, mutlu geçmesini dilerim. Ve bütün hem Cem adına hem Melisa hem de Şener'in adına sizlere iyi geceler dilerim efendim.